Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere okula dönüş kapsamı altında okulun ilk günüyle ilgili soru cevap videosu çekiyorum. Instagram hesabımda bir post yayınlayıp sizden sorularınızı istemiştim ve bayağı birçok soru geldi. Bu videoda da onları cevaplayacağım. Benim zaten okulun ilk günlüğüyle ilgili, günleriyle ilgili size önerilerimi sunduğum bir videom var. O videoyu dilerseniz bilgi kutucuğundan seyredebilirsiniz. Bu arada eğer siz de beni sosyal mecralardan takip etmek isterseniz hepsi bilgi kutucuğunda olacak. Burcu Henek demiş ki ilk gün sivil mi yoksa okul formasıyla mı gitmeliyiz? Bu soru zaten yine çok gelen bir soruydu. Öncelikle okulunuz formalıysa tabii ki formalı gitmenizi öneriyorum. Eğer bir forma varsa kesinlikle formalı gidin. O okulun sonuçta bir forması var. Hani tabii ki bu kurallar sonra esneyebiliyor. Bazı okullarda hocalar falan esnetebiliyor bunu. Ama bazıları hiç esnetmeyi sevmiyor. Sonra zaten etrafınıza bakarsınız ya da en geç bir ay sonra siz de okula göre, ortama göre belki uyum sağlarsınız. Ama kesinlikle ilk zamanlarda, ilk haftalarda formanıza gidin. Bizim okul nasıl? Altına siyah kot pantolon, üstüne de genelde Lacoste beyaz bir tişört giyiyoruz ya da beyaz bir gömlek giyiyoruz. Ben de 9. sınıfın ilk günü giderken gayet o şekilde gittim. Bunun dışında eğer zaten okulunuz sivilse de neler giyebilirsiniz? Bir iki öneride bulunayım okulu serbest olanlara. Bence yine bir kot pantolonla gidebilirsiniz. Siyah bir kot pantolon bence yine ideal olabilir. Veyahut da normal kot rengi bir kot pantolon ama bence ilk gün yırtık bir kot pantolona gitmeyin derim ben. Ben bizim okulun gerçekten sistemini çok fazla seviyorum. Hani siyah kot bence her şeyle gidiyor. Her şekilde çok basit ve düzeni sağlayabiliyorsunuz. Forma gibi de değil. Günlük hayatta da giyilebilecek bir şey. Üstüne de dediğim gibi beyaz Lacoste'la, işte beyaz bir tişörtle başlıyoruz. Ama o kışın sweatshirtlere kayabiliyor, kazaklara kayabiliyor. Birazcık esnek o bakımdan bizim okul. Ama özellikle 9. sınıflara birazcık daha baskıcı yaklaşıyordu. Makyajla ilgili sorular da gelmiş. Zaten öyle bir videom var okul makyajım diye. Onu da bilgi kutucuğundan izleyebilirsiniz. Ben lise 3'teyim ve hani ben nasıl makyaj yapıyorum videoda onu paylaştım. Ortaokuldakilere veya ilkokuldakilere de makyaj önerilerimi orada da söyledim. Makyajdan abartıdan yana olmadığımı söyledim. Hani okula her gün böyle makyaj yapıp gitmeye zaten üşenen bir insanım ve çok gereksiz bulan bir insanım. Hele ki yani tabii ki yaşla da orantılı olarak belki artabilir ama pek fazla gerek olduğunu düşünmüyorum. Hani sadece bakımlı gözükün, temiz gözükün. Selenay demiş ki, sevecen mi davranmalıyız yoksa soğuk mu? Selenay Alıç demiş hatta buna. Hani tabii ki sevecen davranın ama bu tarz sorular çok geliyor. Genel bir cevap vermeye çalışayım. Sevecen davranmak demek yapmacıklık gibi olmasın. Hani ekstra bir insanlara samimi gözükmeye çalışmayın da. Ekstra insanlara karşı böyle bir kendinize duvar da örmeyin. Direkt kendiniz olun, normal olun. Gülücük saçın da demiyorum ama mesela biriyle göz göze geldiniz. O size gülümsüyor. Hani siz de ona gülümseyin. İçten olduğunuzu, samimi olduğunuzu gösterin. İnanın arkadaş bulmakta zorlanmayacaksınız. Hani mesela şey sorular geliyor. Arkadaşlarımız tarafından nasıl sevilebiliriz? Bence bu doğru değil. Hani insanlar tarafından sevilmeye çalışmayın arkadaşlar. Hani kendiniz olun, sizi seven sevsin. Siz buna karşı bir çaba göstermeyin çünkü bu çok yanlış. Hani siz insanlara farklıymış gibi gözükeceksiniz ve size olmadığınız biri gibi sevecekler. O yüzden dediğim gibi bence en mantıklı yol kesinlikle kendiniz olmalı. Kendiniz olmak olmalı. Merve demiş ki, adı da bir garip Merve. Ben ilk sınıfa girince öylece kalmaktan korkuyorum. Sınıfa girince hemen ne yapmalıyız? Hangi sıraya oturmalıyız? Hangi sıraya oturmalıyız sorusu hani tabii ki kişiden kişiye değişebilir. Ben hangi sıraya oturduğumu söyleyeyim. Dün bu soruları İrem'le de bir okuduk. İrem de yaklaşık benimle aynı sıralardan hani birine oturmuş kendi okulunda. Hani ben ilk gittiğim zaman bilmiyorum. Bence en ön sıralara oturmayın. En arka sıralara da en arka ikiye ve en öne oturmayın. Onun aralarındaki sıralara oturun. Hani benim tavsiyem bu. Ben yine olsa yine öyle yapardım. Orta sıra bana çok fazla ortada geldiği için ilk güne karşı ben ya cam ya duvar kenarını hep tercih ederim. Ve kapıdan girdiğimde de hani zaten çok dolu değildi sınıf öyle. Ben duvar kenarına yöneldim. Yanlış hatırlamıyorsam 3. sıraya oturdum. Ya 3'e oturdum ya 2'ye oturdum diye hatırlıyorum. Hülya Bereket'in bir sorusu var. İlk gün okul saatinde mi gitmeliyiz ya da sen ne zaman gittin? Sportif bir şey sırt çantası mı yoksa minik bir kol çantası mı? Ya da çanta almamalı mıyız? Sen ne tür bir çanta aldın? Seni çok seviyorum demiş. Ben seni çok seviyorum. Çantayla ilgili çanta sorusu da çok geliyor.
Bence küçük bir sırt çantası alın. Ama o kadar dert etmeyin. Yani illa küçük bir sırt çantanız yoksa okul çantanızı alıp gidebilirsiniz. Ya da böyle birazcık orta boy bir kol çantası ama birazcık daha sportif tarzda bir çanta alın. Eğer kol çantası alacaksanız çok şık bir çanta almayın. Eğer nasıl bir sırt çantasından bahsettiğimi merak ediyorsanız lookbook videom var. O da şu an bilgi kutucuğunda. Onu gidip izleyebilirsiniz. Pembe bir sırt çantam var. Etekli kombinle giydiğim. Ben hani yine öyle bir çantam var, onu götürmüştüm. Bence en mantıklısı bu tarz orta boy sırt çantaları. Bir tane not defteri ya da normal defter, kalem, silgi doğal olarak. Çünkü hani hocalar genelde not aldırıyor. Derse çok başlanmıyor. Başlansa bile kurşun kaleminiz, silginiz yanınızda olduğu sürece boş deftere yazarsınız, yine deftere alınca da geçersiniz. Ama ben öyle çok başlanacağını hiç hatta sanmıyorum ilk günden. Bunun dışında yanınıza bir deodorant ya da küçük bir parfüm alabilirsiniz. Tabii ki peçete ıslak mendil alabilirsiniz. Ne olur ne olmaz diye. Cüzdanınızı alırsınız, söylememe gerek yok. Belki bir su şişesi alabilirsiniz. Hani böyle küçük boylarda en azından. İşte kulaklığınız olabilir, anahtarınız falan. Hani asıl aklıma gelenler benim bunlardı. Nur Efşan da demiş ki müzik veya görsel sanatlar arasında seçim yapmak zorundayız. Sen hangisini seçmiştin? Ya da bunun hakkında bir fikrin var mı? Bir de her dersin hocası kendi dersinde sıra yapıyor mu ya da sınıf rehber hocanız yapıyor mu demiş. Bizim sınıf hocamız oturma düzeni yapmıştı. Her hoca genelde kendine göre düzen yapmıyor. Onun dışında görsel sanatlar ve müzikle ilgili de ben müziği seçmiştim. Çünkü yani müzik birazcık daha kolay oluyor. Tabii ki her okul için genellemek imkansız bunu. Benim için de daha kolay oluyor diyeyim. Çünkü ben resim konusunda en beceriksiz insanlardan biriyim. Hani hep derim ki resime karşı en ufak bir yeteneğim yok. Hani bana öyle bir yetenek verilmemiş. O yüzden hani benim için çok keyifli de değil. Bizim sınıfta mesela gayet resim de seçen oldu. Evet, müzik seçen daha çok oldu ama resmi de eğer keyif alarak yapıyorsanız size hani güzel vakit geçirmenizi sağlıyorsa bence resim seçebilirsiniz ilginiz varsa. Ama çok ilginiz yoksa direkt müziği seçin derim. Çünkü genellikle yine genelleme yapıyorum. Her okul için diyemeyeceğim. Resimde birazcık daha zorluyorlar. Çelik Keser demiş ki büyük sınıflardan laf atan vesaire olursa ne yapalım? Umursamamak en iyisi mi? Kesinlikle en iyisi. Bir de bu soru zaten çok gelmişti. İşte, hiç aldırmayın bence. Hani onlara laf atmaya da çalışmayın. Son bir soru cevaplıyorum. Nisa Reyhan demiş ki fiziksel özelliklerle dalga geçiliyor mu? Yani geçiliyordur. Hani yine okuldan okula, kişiden kişiye değişir. Geçebilen vardır, geçen vardır. Hani bu seviyeye düşen eminim vardır. Maalesef ki vardır diyeyim. Eğer böyle bir fiziksel laf atma başınıza gelirse ki illa gelecek gibi düşünmeyin. Hani bunu yapan insan kaç yaşında olursa olsun, ister lise son, ister lise 1, ister üniversite ilkokulu hiç fark etmez. Karakteri eksik büyüyen bir insandır. Hatta karaktere sahip olmayan bir insandır. Ben açıkça söyleyeceğim ki onları adam yerine, insan yerine saymayın. Çünkü insanlıkla alakalı bir durum değil bu. Benim ortaokulda gelirdi. Dediğim gibi hiç muhatap olmazdım. Hala olsa yine olmam. Evet, evet de üzülüyorsunuz. Biliyorum, çok iyi anlayabiliyorum. Hani kafanıza takılıyor. Gece yattığınız zaman neden böyledir diye bir üzülebiliyorsunuz. Hiçbir laf dalaşına gitmeyin, o konuşmayı uzatmayın. İlla diyecekseniz de en azından karakterim yoksun değil, karakterden yoksun değilim deyin. Ve gidin, hani ben inanın ki böyle yapardım. Zaten hani ben artık fiziksel eleştirileri ciddiye almıyorum. İnanın ki bana bir fiziksel eleştiri geldiği zaman gülüp geçebiliyorum. Çünkü bu karşımdakinin seviyesizliği. Artık bunu anlayabiliyorum. Hani o zaman çok daha fazla üzülüyordum, canımı sıkıyordum. Ama bunu geç de olsa anladım. Siz de anlayın. Özellikle bu videoyu bu soruyu cevaplayarak bitirmek istiyordum. Sadece okulda değil, hayatımızın her yerinde böyle gereksiz insanlarla karşılaşacağız. Önemli olan onları duymamak, daha doğrusu bunlar için canımızı sıkmamakta. Tekrardan söyleyip bitiriyorum ki fiziksel özellikler dalga malzemesi olacak şeyler değil. Kimse mükemmelmiş de sanki kendiniz kötüymüş gibi kendinize muamele asla etmeyin. Edenlere de kulak asmayın diyerek bu videoyu, soruları bitiriyorum. Videoda size birçok soru sordum. İşte ne bileyim, okul için saç modelleri ister misiniz? Lisenin ilk günü sizi neler bekliyor gibi veya okulun İşte okula dönüş serisi videolarında başka neler görmek istersinizle ilgili bu soruların cevaplarını yorumlarda
sonra bekliyorum. Ona göre videoları hızlı hızlı çekip okul başlamadan hepsini sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım ki yardımcı olmuşumdur. Umarım ki o stresinizi, korkunuzu az da olsa hafifletebilmişimdir. Birkaç gün geçtikten sonra diyeceksiniz ki ben bunun için mi bu kadar korkmuşum? Ben bunun için mi dakikalarca video seyretmişim diyeceksiniz. Canınızı hiç ama hiç sıkmayın. Umarım ki çok güzel bir okul günü ve okul yılı geçirirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz dilerseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.